şunu da sormak istiyorum. Şimdi çokça fazla bir sanatçının ya da mesela senin değerli bir ekibin var ve o ekibe prodüksiyon hizmeti veren ayrı bir ekibin var, stüdyon var çalışan. Çoğu şu an sahnelerde olamadığı için çok doğaldır ki herhangi bir güvenceleri de yok çoğunun ve şu Evet. an mücadele ediyorlar. Bunlarla da ilgili bir şey söylemek ister misin? Barlarda, sahnelerde müzik yapan, ondan sonra bütün Türkiye'nin her tarafındaki mekanlarda müzik yapan genç arkadaşlarımız, bas gitarcısı, davulcusu, klavyecisi, gitarcısı hepsi şu an gündelik de çalıştıkları için aslına bakarsan zor durumdalar. Bunlarla ilgili de bir şey söylemek ister misin? Evet, şimdi özellikle müzisyenler buna biraz şey de gülüyor sanıyorum. Hani film prodüksiyon, dizi prodüksiyon ekipleri de gülüyor. Tabii. Müzisyenlerle beraber sahnede çalışan Tom Meister'lar, Roddy'ler öyle arada derede bir meslek ki ne serbest meslek kendi şirketleri olabiliyor. Çünkü kazandıklarıyla o şirketin rutin masraflarını bile ödeyemeyebilirler. Evet. Ne de sigortalı, maaşlı olabiliyorlar. Çünkü herhangi bir mekanda çalışıp oranın işte garsonun müdürü gibi orayla anlaşmalı, maaşlı müzisyenlik yapılmıyor. Böyle olduğu için vergi anlamında da kayıt altına almakta çok zorlanılıyor. Aynı zamanda güvenceleri de çok zorlu oluyor. Yani bir nevi hani inşaatta çalışan inşaat işçileri ya da evlerimize gelen temizlikçiler gibi arada meslek maalesef. Halbuki Evet. bu tamamen kişi özel serbest meslek olarak tanımlanması lazım ama çok yüksek stopajlar var üstünde. Yani 500 lira alacaksa 800 lira vermek gerekiyor Evet. üzerindeki vergi yükünden dolayı. Bu şekilde kendileri de bunu yapamıyorlar. Fakat böyle sıkıntılı bir duruma düşünce de işte o yüzden hiç yoklarmış gibi ortada kalıyor. Bunun için yapılması gereken bazı şeyler var. Bir tanesi, en önemlisi sahne müzisyenlerinin meslek birliği olması gerekiyor. Nasıl besteci, söz yazarlı, aranjörlerin bir meslek birliği var, Evet. yorumcuların, şarkıcıların bir meslek birliği var. Sahne müzisyenlerinin bir meslek birliği olması gerekiyor. Bu durum birçok konuda onları güvence altına aldığı gibi yardımlaşma anlamında da güçlü bir konuma getirir bütün müzisyenleri. Evet. Bunun artık bu Çok bir doğru. ders alınmıştır. Mutlaka bir müzisyenler meslek birliği kurulacaktır bugünlerden sonra diye düşünüyorum. Yani çok eski zamanlarda Müzisyenler Derneği vardı. Bir ara Müzisyenler Aynen. Sendikası Onu açıldı. diyecektim. Doğru. Ben hatırlıyorum onları. Yani ufaktım o zaman. Ben de Adana'da vardı yani. Hani Müzisyenler Derneği vardı. Gerçi bir süre sonra o dernekler kahvelere dönüşüp yavaş yavaş yok Evet, oluyor ama. aynen öyle oldu. Dernekler kahvelere dönüştü. Sendika önemli. Müzisyenler Sendikası tam kurulacakken o Eylül oldu. Bütün sendikalar yasaklandı. Sonra bir daha da zaten kimse böyle bir girişimde bulunmadı. Fakat bu şekilde korunması gerekiyor. Onun dışında şu anda hızlıca yapılabilecek şeyler neydi? Bu durumdan biz de çekiyorduk. Çünkü biz sadece müzisyenlerle sahne alıyorum ama çok yoğun sahne çalışmalarımız oluyor. Yılda Tabii. 250 konser falan yapıyoruz. Öyle olunca Aynen. da işte verilen ücretleri bir şekilde vergisini ödemek gerekiyor. Ben müzisyenlerin bir bölümünü ben ve bizim davulcu arkadaşımız şirketimizde maaşlı olarak çalıştırmaya başladık. Maaş üzerinden de sigortalarına yatırmaya başladık. Şimdi o bölüm arkadaşlarımız işte bu zorlu dönemde çıkan bir yarım gün ücretlendirme diye bir yasa var. Aslında işsizlik paralarını devletten alacaklar. Bu bir destektir. Bir yandan tabii ben de bu yeni durumda yani online yaptığımız bazı işlerde ya da prodüksiyonlarımızı devam ettirebiliyoruz. Çünkü herkesin bilgisayarı ve herkes birbirine internet yoluyla ulaşıyor. Bu noktalarda şu anda içime kapandım. Yani şu anlamda benim bas çaldıracaksam bizim grubun basçısı arkadaşımıza Sertun'a çaldırıyorum. Gitar çaldıracaksak Alişan'a çaldırıyorum gibi. Vokal yapacaksak Şebnem'le yapalım. Yani dıştaki müzisyenlerini bizim içimizdeki müzisyenleri kullanıp ekonomiyi böyle döndürelim diye bir Evet. karar aldım. Bu şekilde yürüyorum. Bunun gibi küçük küçük şeyler dahi insanların o anda ayakta kalmasına
için önemli bir şey. Fakat önemli konu. Biz sadece işte 9 kişilik bir sahne ekibiyiz. Tom Masiler'imizle beraber 12-13 kişiyiz. Fakat hani çok daha büyük ekipler var ve bunlardan sayıca çok var. Yani birçok müzisyenin durumu bahsettiğim gibi belirsiz şu anda. Evet. Bunu bir sendikayla açmak gerekiyor.